Bir kamu kuruluşu olan Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon oranlarını 4 Kasım'da açıkladı. Yıllık bazda enflasyon %8,55. Peki bu ne anlama geliyor? Biz sıradan vatandaşları ne ölçüde ilgilendiriyor? Aslında özellikle kamu çalışanıysanız bu enflasyon oranı sizi derinden etkileyecek demektir. Yoksa sıradan bir vatandaşsanız zaten zam kuşatması altındasınız. Dolayısıyla pek de günlük hayatınızı olumsuz yönde etkilemeyecektir. Ama gerçekten de bu %8,55'lik yıllık enflasyon oranını biraz deşmemiz lazım. Bırakın son bir seneyi, son 9 aylık periyotta veyahut da son 10 aylık periyotta, yani yılbaşından bu yana çok sıklıkla tükettiğimiz ürünlere gelen zamları şöyle bir ele alalım. Doğalgaza son 10 ayda %39,5 zam geldi. Elektriğe yılbaşından bu yana %40'lık bir zam geldi. Dahası benim çok sevdiğim bir ezine peyniri var. Ona %24 zam geldi. Yine çaya %32, öte taraftan şekere %16, yine uçak biletine %29, yine telefon harcı var. Yurt dışından eğer bir telefon getirecekseniz, bu bir süre önce 171 liraydı. Daha sonra zamlandı ama en son 1500 liraya çıkarıldı. Dolayısıyla tam tamına %886 zam gördü. Yine örnek vermek gerekirse değişik ürünlere değişik oranlarda zamlar var. Ekim ayına bakalım. Malum önümüz kış. Kışlık kıyafete tam tamına ortalama %30 zam geldi. Mesela bir örnek vermek gerekirse yine kamu kuruluşu olan TÜİK'in verilerinden yola çıkarsak erkek kazağına gelen zam oranı %43,70. Yine erkek botuna gelen zam oranı %32,18. Evet, peki hangi ürünlerde düşüş var? Öyle ya, yurt içi turlar. Malum otel fiyatları kış dönemine girdiğimiz için aşağı çekildi. Dolayısıyla bunlarda bir %27,66'lık düşüş var. Öte taraftan bu %8,55'lik yıllık enflasyon ne anlama geliyor? Bu kimi ilgilendiriyor? Malum devletimiz memurlara ve çalışanlarına zam yaparken ne yapıyor? Bu yıllık enflasyonu, tüketici fiyat endeksini dikkate alıyor. %8,55'i dikkate alıyor. Yani bizim memurumuz eğer bu enflasyon oranları aşağı doğru seyretmeye devam ederse ne olacak? %7-6 neye düşerse artık, hedef %5. Dolayısıyla o civarda bir zamla yetinmek zorunda kalacak. Peki devletimiz bu enflasyonu dikkate alıyor mu verdiği hizmetlerde? Yok, öyle bir şey yok. Mesela daha bugün açıklandı, yani 4 Kasım'da açıklandı. Ne açıklandı? İşte yeni yılda karşılaşacağımız zamlar açıklandı. Bu hizmetleri biz devletten alacağız. Yani hükümetimiz nasıl bir oran öngördü? Tam %22,58. Pasaporta %22,58. Nüfus cüzdanına %22,58. Motorlu taşıtlar vergisine %22,58. Demek ki devletin hesap ettiği enflasyon %22,58. Bir başka enflasyon var. O da nedir? Yıllık ortalama enflasyon. Bunun oranı da tam %16,80. Bu kimi ilgilendiriyor? Eğer ev sahibiyseniz, eğer kiracıysanız sizi ilgilendiriyor. Ev sahibi Kasım ayında evine %16,81'lik bir kira zammı yapabilir. Siz de bundan etkilenebilirsiniz. Hani enflasyon %8,55'ti? Demek ki devletin farklı bir enflasyonu var. %22,58'e çıkabiliyor. Öyle ya, ev sahibinin, kiracının farklı bir enflasyonu var. %16,81'e çıkabiliyor. Ama bir de devletin memura uyguladığı zamma, zamda dikkate aldığı enflasyon var. O da kaçmış %8,55. Hangisini beğenirseniz onu alın. Dolayısıyla enflasyon böyle bir şey. Neticede farklı enflasyonlar var. Bu farklı enflasyonlarda devlet istediğini, hükümet istediğini tercih edebiliyor. Kendi zammını istediği gibi uygulayabiliyor. Kiracıya da ona göre bir zam getirilmesini isteyebiliyor. Ev sahiplerini biraz daha rahatlatabiliyor. Ama neticede TÜİK diyor ki tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon
%8,55. Ama sizin kullandığınız kışlık ürünlerde, kışlık kıyafette nedense %30, %35, %40, %45'leri görebiliyoruz. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Sağlıcakla kalın.